Şimdi sayın seyirciler ya Onurcuğum haritamız var mı şöyle arkaya? Yani Doğu Bey, Hakan Bey, Mete Bey ve diğer Ankara'daki konuklarımıza söylemek istiyorum. Bir şimdi biz normal Ukrayna krizi deyip duruyoruz. Yani nedir bu kriz? Hiç bilmeyenlere şunu bir anlatabilir miyiz? Yani Rusya ne istiyor? Ukrayna ne diyor? Amerika ne istiyor? <laughs> Avrupa ne istiyor, biz ne istiyoruz, Türkiye Türkiye'nin pozisyonu ne? Yani buradaki bu krizin kaynağı nedir, ne oluyor meselesine ilk yeni başlayanlar için öyle ABC'sini ortaya koyabilir miyiz? Mete Bey belki biraz başlangıç yapar, sonra Doğu Bey'den e, itirazı varsa itirazlarını, katkılarını ben alabiliriz. Komutanım varken ben başlasam ayıp olur mu? Ankara'da Olmaz olduğu mu? için... E, o... Yani olur müsaade ederse başlayayım, ayıp olmasın. Müsaadeniz var mı Sayın edeme. Pekin? Estağfurullah. Lütfen, lütfen. Çok teşekkürler. Sizden de e, katkılar isteyeceğim ama bir Mete Bey e, işin olduğu için. şeyini anlatsın burada olduğu için harita üzerinde. Yani evet. ne oluyor burada? Şimdi, krizin kaynağı nedir? Niye Ukrayna ile Rusya karşı karşıya geldi? E, aslında bu krizin başladığı tarih Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağıldığı zamanda başlar. Hikaye orada başlıyor. Ukrayna bunun içinde yalnızca küçücük bir durum. Asıl savaş orada başladı. 90 yılında Rusya yani Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği dağıldığında yani şimdi şöyle düşünün. Bugün baktığınız şu alanların tamamı neydi? Rus etkisindeydi. Yani Sovyet Sosyal Cumhuriyeti'nin veya PAK'larının e, ülkeleriydi. Yani bugün karşı karşıya gelen ülkeler geçmişte Sovyet Sovyet Cumhuriyetler Birliği içinde yer alan ülkelerdi. Tamam. tamam bugüne gelelim. Tam, yani, tam bugün işte sebebi bu. Ukrayna'nın derdi ne yani? Ne? Rusya ne istiyor Ukrayna'dan? Ukrayna istemiyor. Rusya Ukrayna konusunda dayatmasının dışına başka bir dayatma söylüyor. Diyor ki 90 yılında bana bir söz verdiniz. Ben dağıldıktan sonra NATO'yu doğuya doğru genişletmeyeceksiniz sözünü verdiniz bana diyor. Kime bu diyor bunu? NATO'ya diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor. Bir dakika. Ukrayna NATO'ya mı dahil oluyor ki böyle diyor? E, fark etmiyor. Ben şimdi tam onu size e, örneğiyle anlatacağım. Yani işin esası, yani şöyle olmayacak bu iş. Ukrayna NATO'dan çıktığında bu sorun çözülmesi bitmeyecek. Yani Yok. NATO'dan diyorum. NATO'ya girmemesi, bu işi çözmesi anlamına gelmeyecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Kavga orada başlamadı. Kavganın hani ilk yanlış iliklenen düğmeyi söylüyorum. Burada başlayıp 90 yılında verilen söz tutmayınca NATO... Ben anlamadım. 90 yılında kim ne söz verdi? Ee, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra e, Rusya NATO toplantılarına katılarak o dönem anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmadan bir tanesi e, işte karşılıklı olarak artık bütün parkların dağılması beraber barış için bir araya gelinmesiyle ilgili sözler verildi. Bu sözlerden bir tanesi de Rusya yani... tarafından istenen şuydu. Evet. Doğu'ya doğru ilerlemeyeceksiniz. Yani benden ayrılan ülkeleri NATO'ya almayacaksınız sözünü almıştı. Bir dakika. Şey İsmail söylüyor. Hakkı Pekin bir şey söyleyecek herhalde. Yani şöyle söyleyebilirim. Tabii Sayın Mete Yarar'ın söylediği konu doğru ama bu anlaşmalar şunlar. Helsinki şartı var, Paris şartı var, İstanbul Anlaşması var. Bu burada... Bunların e, yazılı olarak yok ama burada eee güvenlikle mesela güvenliğin bölünemeyeceği var. E, başka bir ülkenin güvenliği e, alacak diye diğer ülkenin e, güvenliğine zarar vermek konusu var. Yani bunlar hepsi var. E, şeydeki olay eee Sayın Meteyar'ın söylediği olay Berlin'de Gorbaçov'a söz veriyorlar iki sefer. Yazılı bir şey yok. Gorbaçov'a söz veriyorlar. Diyorlar ki tamam biz e, siz Varşova Paktı'nın dağdan üyelerini Doğu Avrupa NATO'ya almayacağız ve doğuya doğru ilerlemeyeceğiz diye e, söz veriyorlar. Yani yine tekrar yani. zaten şu, onu anlatmaya çalışıyor. Şu anda Ama verdikleri söz Berlin'de Gorbaçov'a veriyorlar. Bunu. Değerli konuklar, siz olayı biliyorsunuz ve bildiğiniz için rahat konuşuyorsunuz ama bilmeyenler açısından şu anda Ukrayna'yı NATO'ya alan mı var? NATO'ya mı alıyor Batı Cephesi? E tabii. E, yani, yani şu, şu anda o. Evet. Bir şey söylüyor galiba. İsmail. Buyurun Sayın Pekin yani e, şöyle söyleyeyim, 2000 e, son Bükreş res zirvesinde Ukrayna'nın NATO'ya resmen alınmasıyla ilgili işlem başlatılmak üzere şey yapılıyor. E, Peki. 99 olması lazım. Rusya ee, Rusya'da şunu mu e, diyor? Bulunuyor. bir de, bunu bir de... Yani Rusya'da şunu mu diyor? Alamazsınız kardeşim. Siz bize söz vermiştiniz. Evet. Mı? aynı şeyi aynı şeyi o o bu büyük eee zirvesinde Gürcistan'da diyorlar senin biraz daha işin var. <laughs> Toparla ondan sonra evraklarını getir. E, öyle alalım diyorlar. Şimdi şöyle de bir şey var Ahmet Bey. Orada daha önce Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın kontrolünde olan Polonya, Bulgaristan NATO'ya girdi. Gürcistan'ı da almak istediler. Ona Ruslar engel oldu. Ukrayna'nın NATO'ya girmesini hani bir savaş sebebi olarak görüyoruz ya. Yani. Evet. yani kriz biraz oradan çıkıyor. Şimdi tam devam edeyim. Baktığınızda hey bir dakika şeyi anlamadım ben ya. Şimdi iş şuna döndü. Batı Cephesi NATO'ya Ukrayna'yı alacak. Rusya Putin bunu savaş nedeni sayıyor. Peki Donbas, Mombas deniliyor krizin esas düşceği. Şimdi şey. tam bombas nedir? Ta, şimdi tam oraya geleceğim. <Sessizlik> şimdi Rusya'nın bu söylediği tez doğru mudur, yanlış mıdır? Hangi tez? Yani NATO'ya NATO ya almayın. Benim güvenliğim riske giriyor. Tezi doğru mudur, yanlış mıdır? Bir şeyi bunu birazdan alalım. Buna buna, buna birazdan. Ben size bütün hani kuvvetleri ve miktarları da söyleyeceğim bir, birazdan, birazdan gelelim. Evet. Bakın şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki kardeşim Pasifik'te ve Atlantik'te benden daha büyük bir donanma olmasına asla müsaade etmeyeceğim diyor. İkincisi Güney Amerika'da benim haricimde hiç kimsenin burada üs açmasına, burada herhangi bir durum e, yaratmasına müsaade etmeyeceğim diyor. Bu benim için müdahale etmek için haktır diyor. Sebebi ne? Amerika beş devletlerinin şeyi için e, kıtasının e, güvenliği için. Yani onun bulunduğu kıtanın güvenliği için. Ukrayna ile ne alakası var? Şimdi Rusya diyor ki. Arkadaş sen Pasifik'i ve Atlantik'i kendi güvenliğin için geçilmez sınırlar koyuyorsun. Ukrayna NATO'ya girdiğinde Moskova tam şurada. Hmm. Benim yanı başıma sen diyor gelmiş olacaksın. Yani, yani. sen benim... Moskova orada mı kalıyor? Tabii tabii şurada, şuralarda, He, şuralarda. Başkentimin dibine kadar Sen geliyorsun. benim başkentimin dibine kadar NATO olarak gelmiş oluyorsun diyor. Mete Bey bir dakika Doğu Bey haklı mı Rusya? Yani haklılık ayrı mesele de bu krizin bir tane sebebi var. NATO'nun doğuya doğru genişlemesi. Bakın Ukrayna eliyle. Ukrayna, Gürcistan. NATO'ya bu Doğu Avrupa ülkelerinin giriş tarihlerini böyle renkli haritalarla gösterirsek, böyle NATO'nun böyle yavaş yavaş 1990'dan sonra Rusya'ya doğru genişlediğini görüyoruz. Var o, galiba. Polonya ve Romanya. Böyle bir harita şimdi, gördüm. Böyle e, bir harita var. Ocak başında Hayır, Rus, bir, bir de çok özür dilerim. bir harita var, evet. İsmail, İsmail, İsmail hakkı Bey. Bu harita var böyle NATO. Lu... Bir tane NATO haritası vardı bizim burada böyle bir harita var, gördüm. bizim e, arkadaşlarda da var, var harita. Burada da var NATO haritası evet. var. Bir, evet. E, var, var mı burada e, Doğu beyi konsepti? Yani. Üç kademede, üç kademede evet. Bu bakın e, NATO ülkeleri bu değil ama bu da evet, bu da evet. Bakın bir tarihler de, var burada. NATO, i̇lk kuruluşundakiler bu en koyu kırmızılar, Portekiz, Fransız, Belçika, Hollanda, İngiltere, Norveç falan. NATO'nun ilk kuruluşundaki ülkeler. Sonra Almanya girdi, Polonya girdi, Çekoslovakya girdi, Macaristan girdi. Derken Slovakya, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan. Şimdi Rusya Büyükelçisi beni ziyaret etti bu krizden 10-15 gün önce. Şunu söyledi, bakın dedi 1991 Körfez Savaşı sırasında Körfez ülkeleri NATO'da değil. NATO'da olmadığı için Amerika... Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e girmesine ancak bir bir iki aylık hazırlıktan sonra karşı koyabildi. Ama Körfez ülkeleri NATO'da olsaydı 15 dakika sonra karşı koyacaktı dedi. Ve dedi şimdi dedi Ukrayna'ya yerleştirilen füzeler ki nükleer başlıklı olacak bunlar dedi. Şimdi yanlış bir söylemiyorum ama 7 dakika gibi bir şey söyledi. Moskova'ya dedi 7 dakika mesafede olacak dedi. Ama dedi daha geri hatlardan yolladığı zaman ben onları havada indirme şansına sahibim. O bakımdan NATO'nun e, doğuya doğru gelişlemesi, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için çok kritik. Hayati önemdedir ve buna kesinlikle biz izin, Zafer Şahin söylediği gibi savaş, vermeyeceğiz. Savaş sebebi. Savaş sebebi ben duymadım ama şunu söylüyorlar. Biz bunu kabul etmeyeceğiz ve buna karşı her e, aracı kullanacağız. Tabii yani gerekirse silahla Putin'in evet. varmış NATO'ya girer savaş çıkar demiş. Diyor yani silahla bunu önleyeceğiz diyor. Daha sonra bakın daha sonra. Yok burada oradan, şöyle bir hesap dip var. Araba... Daha sonra daha olumsuz koşullarda savaşmaktansa NATO benim burnumun dibine gelmeden savaşırım daha ha, iyi. Tabii tabii, Şimdi şöyle bir şey aslında şimdi buradan gösterebilirim. Yani burada Rusya'nın kendini Ay, savunma mete, mete yarar Doğu Bey'in iyi olduğu hatırlatması. Ee, şu burası NATO, NATO ge geliyor, Evet böyle Rusya'ya kadar demiş Ukrayna'yı da alacak. Bakın Litvanya, Letonya, Estonya'yı da görelim bakın yukarıda. Şöyle düşünün, şöyle düşünün, ee, bu hat aşağı yukarı şuradaydı, şöyle kabul edin. Bu hat buradaydı. Yani direkt tehdit bir, olarak algılıyor. Bu hat şimdi şuraya geliyor. Direkt tehdit olarak algılıyor bakın, bakın, Putin bunu. Başka bir şey daha var. Ee, ülkelerin tarihleri geçmişte yaşanan savaş tarihlerini alınan derslerle kurulur. Evet. Çünkü onlardan alınan dersler bir sonraki savaşın da tarihini çizer. Rusların özellikle geçmişte yaşanan iki tane büyük işgalin yani işgal edeyim e, saldırı gelişim bir tanesi İkinci Dünya Savaşı ve Napolyon hikayesine başladığında Ukrayna kritik bir e, önemlidir. Almanya saldırısında da Ukrayna kritik tabii. Kritiktir Dünya çünkü Savaşında. şöyle bir şey Alan tamamen düzdür. Bu alana giren e, zırhlı birlikler çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru ilerleyebilirler. Bu alanın bakın bir kez daha söylüyorum. Atlantik ve pasiviyi ben kimseye kaptırmam diyen Amerika'yı koyun. Diyor ki kardeşim sen güçsen ben de güçüm. Peki bir dakika bir şey söyleyeceğim. Rusya orada haklı. Anladım ama Amerika olmazsa olmaz <laughs> ben Ukrayna'yı NATO'da görmek istiyorum diye bas bas bağırıyor mu? Ee, Bağıramıyor. İki Ukrayna'nın NATO'ya girmesini isteyen, bu konuda direten, talep eden güç hangisi? Şöyle söyleyeyim o zaman, ben size şöyle söyleyeyim. Şuradaki, şuradaki bütün ülkelerin, şuraya kadar gelin, Türkiye hariç toplam gücü Rusya ile karşılaştıramayacağınız kadar aşağıda. Kim Bunu istiyor Ukrayna Füzeler savaşı yani, olarak düşünelim. Bu, ülke, yani bu savaşın Bey. içerisinde bir kara savaşının, konvansiyonel bir savaşın Bak Doğu Avrupa'da... Bey, Doğu Bey bir ama şey. füzeler savaşı olarak düşünelim. Yani Ukrayna'ya yerleştirecek nükleer başlık... Hayır ben onu söylemek istemedim. Başka bir şey söyledim. İkimiz farklı bir şey söylüyoruz. Ben şunu söyledim. Ukrayna'da burada bir savaş çıkarsa buradaki güçler Ukrayna'yı savunmaya yeteri kadar güç yok diyorum ben. Yani... E ee, Amerika o Birleşik ki, Devletleri hallederler. O, o onu söylemeye çalıştığı şey şu. Buraya yerleştirecek eğer NATO'ya girerse buraya çek füzeler Rusya için tehdit olur diyor. Evet. İki başka şey söylüyor. Ben daha NATO'ya girmeden bugün Ukrayna NATO'ya girerse burada yaşanacak problemde şuraya yerleştirilen güçlerin e, karşılaştırması mümkün değil. Bir Hakan Bey sizden bir ricada bulunacağım. Buyurun. Bir dakika bir bekleyin. İsmail Hakkı Bey size bir şey sorabilir miyim? Kim Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması gerektiği konusunda ısrar eden inat eden güç hangi güç? Yani bu şöyle söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği bu. Tabi girip girmeme konusu biraz NATO ülkelerine bağlı. 30 NATO ülkesi var, hepsinin evet demesi lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri 1990 birden itibaren e, öyle bir e, şey yapıyor ki Rusya'yı denizlerden karalara doğru itiyor, itmeye çalışıyor. Ve bunun için de Avrupa'daki, Doğu Avrupa'daki bütün ülkeleri bütün ülkeleri NATO'ya dahil ediyor. Hatta bu arada bazı sorunsuz ülkeler Avrupa Birliği'ne de dahil ediliyor. Ve böylece e, şey, e, Rusya denizlere doğru itilmeye çalışıyor. Bunu isteyen Amerika Birleşik Devletleri Peki özellikle Amerika e, işte e, Savaşı evet. savaşı göze alacak kadar yani bir büyük savaş Aynen. çıkabilir burada 3 üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir bunu göze alacak kadar istiyor mu Ukrayna'yı NATO'da e, Amerika bunu bunu Amerika bu işi insan hakları demokrasi adı altında yapıyor ve işte e, pembe devrimlerle, turuncu devrimlerle yapıyor. Ya da şeyleri kullanıyor. E, bu bu içerideki e, unsurları kullanıyor. Ha şey diyor. E, Ukrayna, Ukrayna halkı istiyor gibi. bunu diyor. Değil e, mi? O, e, yani o anlamda, anlamda mı söylüyor. Kendisi doğrudan girmiyor. Ukrayna halkı ne istiyorsa o olsun anlamında mı söylüyor yani? Ukrayna halkı istiyor anlamında mı söylüyor bunu? Hayır. Yani şimdi şöyle İnsan bakın. Hakları. Ukrayna halkını Ukrayna sanatlarıyla NATO'nun ne Çok var, rahatlıkla öyle. siz e, şey o yaparsınız? E, doktorun edersiniz. edersin istiyor diye. Bu öyle bir hava var ki e, Rusya gelecek sizi ezecek. Burada e, fakirlikten öleceksiniz diye böyle bir şey var. Bir de sa içeride satılmışlar var. Yani e, ya da Amerikan yanları var. Onlar vasıtasıyla e, onlar vasıtasıyla Hı. bölge içerisinde çok önemli gelişmeler oluyor. Ya İsmaila da 1 dakika ben şunu... ya, nereden çıktı bu Dones Lugansk? Şunu anlamıyorum. Şu soru yani, Dones Lugansk şuradan çıkıyor. NATO'ya girme konusu. Ukrayna halkının oylaması bir talebi talebi doğrultusunda gelişecek bir şey mi? Hayır. Hayır. E o zaman hayır, ne? böyle bir halk... şey yok. Hayır. E o zaman halkın Ama zaten üzerinde halk oynanmasının yapmıyor bunu, bakın, anlamı ne? sınıf yapıyor. Yöneticiler yapıyor. Yöneticiler, yöneticiler, e, Amerikan yanlısı yöneticiler, Batı yanlısı yöneticiler bu e, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini ve Rusya'nın buradan uzak, yani denizlerden, Karadeniz'den uzaklaşmasını istiyorlar. Yani Star'la yaptıkları şey bu. Nerenin yöneticileri? Ve bu konuda e, Ukrayna halkını ikna ediyorlar. Nerenin yöneticileri? E, Ukrayna'nın yöneticileri. Ukrayna'nın. Zelinski. Ukrayna yönetenler. Peki yani, Zelinski. E, en son biliyorsunuz. Zelinski Batı yanlısı mı, Amerikan yanlısı mı? Evet, Amerikan yanlısı. E, evet, Amerikan Yanlısı aynen şey gibi. Ee, belki ondan biraz daha bir gömlek daha üstün olabilir. Ee, 2004'teki e, şeyde e, Gürcistan'daki Şakashbiri gibi. O da Amerika'da eğitim görmüş gelmişti ve e, şeyi perişan etti. Gürcistan'ı perişan etti. Gürcistanı kullandı. Şimdi Ukrayna'yı kullanıyor. Ukrayna halkını kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Gürcistan halkını kullandığı gibi ve buna karşılık Rusya'da e, Donetsk ve Luhansk'taki Lugansk'taki, Lugansk'taki ee, kendi Rus olanları Rusya'ya yakın yani Rusya'ya yakın yaz. Hepsi Rusça konuşuyor. 7,5 milyon civarında bu bölgede Rus var Doğu bölgesinde Ukrayna'nın. O da onları test yaptırılmak suretiyle Amerika'nın bu hislerine karşı koyuyor. Peki Doğrudan peki. Rus kuvvetleri içeri girmiyor. Bakın. Doğrudan Rus kuvvetleri içeri girmiyor. Ya burada Ahmet Bey bir küçük ekleme yapayım. Şimdi Bulgaristan NATO'ya girdikten sonra eskiden Karadeniz Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında soğuk savaş döneminde bir iç deniz gibiydi. Bulgaristan'ın NATO'ya girmesiyle Amerika bir şekilde oraya bir pençe attı. Yani burada asıl olay enerji savaşı. Yani büyük bir enerji savaşı var. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın Rusya'dan enerji almasının önüne geçmeye çalışıyor. Yani orada Rusya ile Amerika'nın aslında bilek güreşi var. Ruslar da geçen hafta Çinlilerle 115 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam bir petrol ve gaz anlaşması yaptı. Yani eğer o kötü senaryo olursa Rusya yine o petrol ve gaz satmaya devam edecek. Bu Peki. sefer de Çinlilere satacak. Çok. Yani büyük bir, bir enerji savaşı yaşanıyor. Bu onun evet. yansıması. Şimdi Hakan Bey o mühim bir sebep var diyor. Onu reklamdan sonra söylesin. Bir reklama gidelim. Ee, bir bu NATO meselesini anladım ama bu hala dombras falan nedir? Orayı biraz Mete Bey'in açıklamasını isteyeceğiz. Ee, güzel. Ben anlayar ben an, a, anlamaya çalışıyorum, anlayarak gitmeye çalışıyorum. Böyle devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Tekrar birlikteyiz Hakan Bey bir şey söyleyecektiniz reklama döndük. Evet. Şimdi NATO, Polonya, Macaristan, Romanya falan yayıldı ya. Rusya bunlara çok ses çıkaramadı niye? Çünkü bunlar son bin yılda ayrı devletleri olan devletler. Üstelik. Rusya'ya bağlılıkları da bir pakt ileydi. Varşova Paktı ileydi. Yani Rusya'nın toprağı değildi buralar. Macaristan ayrı bir ülkeydi ama Tabii. paktla bağlıydı. Ukrayna'nın sorunu şu. Ukrayna diye tarihte bir devlet doğru dürüst olmadı yok. Ukrayna'yı Ruslar hep kendi toprakları olarak gördüler. Yani Ukrayna'da mesela Don Kazakları vardı. Bir tek o meşhur Taras Bulba isyanı vardır. Onun dışında Ukrayna'yı hem Knezlik zamanında, Ivan zamanında, 16. yüzyılda olsun, 19. yüzyılda, orası hep Rus toprağıydı. Yani Ukrayna diye bir devlet yoktu. Pakt'la da bağlı değildi. Rus toprağıydı orası. Rusya bu ülkeleri bağımsızlığını verirken Macaristan'a, Romanya'ya, Bulgaristan'a bunların ayrı devletleri tarihte defalarca olmuş ayrı devletlerdi. Onlar NATO'ya giriyorum dediği Makan zaman Bey. Rusya müdahale edince şöyle bir hava olur. Sen bir devletin, bir milletin, bir ulusun direkt e, tavrına müdahale oluyorsun olur ama Ukrayna'yı ayrı bir devlet olarak hiç görmedi. Ukrayna'yı o açılım sürecinde Gorbaçov döneminde oluşturulmuş suni bir devlet olarak görüyorlar. Yani Rus psikolojisi bu daha doğrusu. Tabii o top, bir de kendi bu, toprakları Rus, olarak görüyor. Kendi toprağı görüyor. Orada bir tarihte devlet de yok hakikaten. Hep Rus toprağıdır orası. Ama Ukrayna'da da milli bilinç var. Yani onlar da istemiyorlar Rusya'ya bağlı. Bir şey söyleyebilir miyim? Biliyorum ama. İsmail Hakkı Bey buyurun. Orası da daha belli değil. Ukrayna'da da ben şunu söyleyeyim. çok önemli bir ile Rusya'nın Rusya NATO'nun genişlemesi sırasında ses çıkartmamasının nedenlerinden bir tanesi o, o dönemde Rusya'nın zayıflığıdır. Ekonomik olarak zayıflığıdır. Dikkat ederseniz tarihlere Hı? bakın. Bir, bir, evet yani 1999'a kadar e, Amerika e, özel okullar kurmak suretiyle adamları yetiştirmiş ve e, süratle hepsini NATO'ya almış e, almıştır e, ve Rusya o zamana kadar maalesef sesini çıkart, çıkartamamıştır. E, ne zaman işte yükseldi, e, gücü arttı, Putinle beraber belli bir seviyeye geldi ve Putin şunu istiyor diyor ki Rusya geçmişte olduğu gibi küresel bir güçtür. Rusya'ya küresel güç gibi muamele edeceksiniz. Biz yani aslında sorun şu. Sorun Doğu Batı sorunudur. Yani diyoruz ya Doğu'ya kayıyor şey diye. Doğu Batı sorunudur. Ve Amerika ile Rusya arasındadır. Çin ile Amerika arasındadır. Dolayısıyla oradan başlayıp ta nereye kadar inmiştir? Baş gösterdiği yer Kırım'ın ilhakıdır. Ya da ondan sonra Donbas ve şey bölgesindeki çatışmalardır. İsmail yani Hakkı Bey. Onlar aslında şi, şi, görünen şimdi, yerler. Şimdi Asıl şu... neden daha yukarıda. Tamam. Şimdi şu Donbas meselesine bir bakalım. Mete yarar sizliği tekrar harita başına rica edeceğim. Şimdi biz şunu şu ana kadar anladık ki ya bu e, NATO ya Ukrayna'yı batı cephesi almak istiyor. Rusya da <laughs> bunu istemiyor. Bunu bir e, kendi güvenliği için bir tehdit olarak görüyor. Ee, peki bu bir de Ukrayna'yı Amerika'ya bırakmak istemiyor. Onu ben biraz sonra anlatacağım. O da önemli. Evet. Yani NATO'ya giderse mi Ukrayna Amerika'nın olur? Şu anda girse girmese Ukrayna'nın e, Amerika'nın işgali altında e, kendi geleceğini tayin etme şansı ortadan kalkıyor. Yani Ukrayna'da Rusça yanlısı iktidar seçenekleri var. Amerika gelip oraya yerleştiği silahlarını yığdığı zaman Ukrayna bir nevi Amerika'nın işgali altına düşüyor. Onu da önlemek istiyor. O da Moskova'nın burnunun dibi zaten Peki, ya. Şu anda yani savaş tehdidi olarak değil Şimdi Ukrayna'da şöyle, kim şey, olacak? Şu haritada yani Rusya Ukrayna'yı zaten işgal etmiş durumda mı? Şimdi e, geçen gün şöyle bir soru sorulmuştu burada. E, demişti ki Rusya Ukrayna'yı işgal eder mi? Ben de demiştim ki zaten işgal etmiş durumda. Nasıl yani? Yani e, Kırım kimin topraklarıydı? Ukrayna'nın Ukrayna yani. topraklarıydı. Donetsk bölgesi e, kimin topraklarıydı? Ukrayna'nın topraklarıydı. Yani fiili anlamda Donetsk'te şu anda Rusya bayrak göstermiyor ama e, Kırım'da e, artık orası Rusya'ya bağlı bir e, özel Peki. bölge. Sayın Mete Erer, şöyle şunu da söyleseniz çok iyi olur. Yani çünkü Kırım Kırım demek Rusya'nın Karadeniz donanması demek. Yani Kırım'ı alırsanız Rusların Karadeniz donanmasının konuşlanacağı başka bir yer yok. Şimdi şöyle söyleyeyim komutan da komutan da anlattı ama tam şöyle anlat. Önce önce şunu bir anlamak istiyorum. Tamam. Burası Ukrayna toprağıydı. Ukrayna Kırım. toprağıydı. Ruslar buraya askeri güç mü, le mi aldılar yani? Tam anlatacağım. Tam onu anlatacağım. Tam oraya Hayır. geliyordum. Bu olayların başlama tarihi tam 2013'te başlıyor. 2013'te e, Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında ortaklık anlaşması diye bir anlaşma gündeme geldiğinde aynı Amerikalıların Güney Amerika'daki ülkelerde nasıl kendisiyle iyi çalışacak olan liderleri seçtiriyorlar. Rusya'da bu coğrafyada kendisiyle iyi çalışacak olan kişilerin iktidara gelmesini istiyor. O dönemdeki başkan diyor ki ben bu anlaşmayı onaylamıyorum. Ondan sonra Kızılcık kıyamet koptu. O andan itibaren... Rusya ile Ukrayna milliyetçileri arasındaki bağlar koptu ve e, çatışmalar başladı. 2013 yılından itibaren bu çatışmanın sonucunda Rusya yanlısı olan başbakan biliyorsunuz iktidardan düşüldü ve nereye kaçtı? Rusya'ya kaçtı. O dönemde iki tane olay oldu. 2013'teki başlayan olayların arkasında 2014'te önce özel yani buradaki e, topluluklar yani burada da, e, Ruslar var bir anlaşma dediler ki biz Rusya'ya bağlanmak istiyoruz. Kırım'daki. Kırım'da. Arkasından Donbas'ta Donbas ve Lugansk dediğimiz, Donetsk ve Lugansk dediğimiz bu iki bölgede Ruslar e, çatışmalara başladılar. Çatışmalara başladılar. Milis kuvvetleriyle çatışmaya başladılar ve bu bölgedeki bütün Ukrayna devletine ait olan askerleri bu bölgeden e, süpürdüler, çıkarttılar. Ve burada iki tane ayrı Lugansk ve Donetsk diye iki tane ayrı Cumhuriyet kurdular. Kendilerine göre iki tane cumhuriyet kurdular. 2000 yani Ukrayna buralar bizim toprağımız diye bast bas bağırmıyor mu? Dedi, i̇kisine de güç kullanmaya çalıştı. Özellikle buraya yapamadı. Çünkü burada artık Rusya'yla savaşması gerekiyordu. Ama burada e, Rusya ile direkt bağlantısı olmadığı için yani Rusya bayrak göstermediği için burada güç kullanmaya çalıştı. Rus yanlısı milislere karşı. Aynı Rus yanlısı milislere karşı. Ama karşılarında e, Rusya'dan gelen bütün silah, ekipman ve malzemeyle karşılaştı. Ve buradaki gruplar Ukrayna ordusunu defalarca yendiler. 2014'ten beri. 2014'ten beri. Daha sonra işte demin söylediğim MİS anlaşması diye anlaşmanın içerisinde bir stabil duruma gelerek ateşkes imzaladılar. MİS 2 anlaşmasıyla an, beraber. Peki şu anda orası kimin elinde? Burası iki tane ayrı cumhuriyet. Ama Rusların. Yani Ukrayna, Ukrayna'nın burada şu anda şeyi yok. Rus yanlısı iki tane özerk özel cumhuriyet oluştu orada. Hatta sonra bunlar ikisi birleştiler. Yani mix. Pardon İsmail Hakkı Bey. Minsk anlaşması 1 ve 2 özellikle imzalandıkta ya yani imzalandıktan <laughs> sonra e, Sayın Mete Yarar'ın söylemiş olduğu Lugansk ve Donetsk bölgeleri, Donbas bölgeleri cumhuriyet olarak oraya geçti ama bunu Ukrayna kabul etmiyor, etmedi. Önce görüşüldü, edildi fakat arkasından bunu kabul etmedi. Ayam niye kabul etsin kendi topraklarını? Asıl sorun orada ondan sonra evet. E ke kendi topraklarında evet. ayrı devlet. Ama zaten bunu bunu Rusya şöyle efendim. Rusya bunları geri kendisi istemiyor, çıkartmak istemiyor. Bu bölgelerde diyor halk çoğunluğu Rustur. Dolayısıyla bu bölgeler e, Ukrayna'ya bağlı ayrı cumhuriyet olsun. İstediği budur Rusya. Rusya'nın tezi bu. Ha yani ben diyor evet. buraları diyor Rusya'ya dahil etmeyeceğim. Burada Ruslar var. Onlar evet. ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Onların kurdukları ayrı devlet oluşsun istiyor Rusya. Öyle mi? Ee, evet, biraz, yakın çevre doktorunu Rusya'nın böyle biraz, biraz farklı, biraz yani ben komutandan biraz farklı düşünüyorum. Evet, evet. Şöyle, e, şimdi bazı bölgelerdeki ve coğrafyalarda durum netleştiğinde ülkeler kendi pozisyonlarını çok daha rahatlıkla alabiliyorlar. Şimdi normalde Rusya Gürcistan'da iki tane e, özak bölgenin e, Gürcistan'dan ayrılması ve Rusya'ya bağlanmasını hiç bekletmedi. Kırım, Tatar'la ilgili bölgedeki e, kararı anında refleks olarak kabul etti. Bir tek kabul etmediği, yani bu coğrafyada iki tane cumhuriyet kurulurken onların kendisine geçmesini kabul etmedi. Niye? Orada bir sebebi vardı. Çünkü e, eğer ayrılsaydı burası, burası ayrılsaydı, o zaman Ukrayna sorunu stabil hale gelirdi. Kopardı. Koptuğu andan itibaren de artık kaybedeceği bir şeyi olan bir grupla görüşemezsiniz. Orası şey olmalı ki muallakta kalmalı, muallakta ki. kalmalı ki bu sorunun içerisinde uzun süre tutabilmeli. NATO'nun uzun zamandan beri bir konsepti var. Bu NATO içinde geçerli, Avrupa Birliği içinde geçerli. Kendi içinde savaş varsa, kendi içinde sorunlarını çözememişse Biliyorsunuz almıyor. Doğru. Almıyor. Ha, Rusya da buradaki sorunun sürmesini istiyor ki NATO'ya giremesin. <laughs> Aynen öyle. Yani bu sorunu normalde diğer coğrafyadaki çözdüğü örnekleri çok uzak değil. Burası ve hemen Kürtistan toprakları. Çok, çok iyi anladım. İkisinde de şak diye çözdüğü iki tane problemi yok dedi. Ben bu ikisiyle ilgili <laughs> hala sorunu masada tutuyor. Peki ben şunu anlamak Bu bir strateji.